Balanı. Nerede? Balanı. Güzel. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي رفع السماء وجعل لكل داء دواء ولكل جرح شفاء صاحب التدبير في الأرض وفي السماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kardeşlerim, bugün 38. dersini işleyeceğiz. Ramazan'la ilgili kitabımıza başlamıştık ama bitmedi. Bunu bitireceğiz. Yani bir 10 gün inşallah daha gider bu kitap. Ondan sonra kitab-ı tevhide kaldığımız yerden devam edeceğiz. Naam. El-meclis el-thani aşer fel-yekul inni saim. Yani oruçlu vaziyette kişi, bir kişi ona sataştığı zaman, bir kişi ona hakaret ettiği zaman, ona küfrettiği zaman, onunla kavga ettiği zaman ne yapacak? Ona karşılık vermeyecek ve inni saim demesi gerekiyor. Acaba kaç kişi buna başarabilir? Öyle ya, çarşıdasın, sigortalar atmış, gelip sana bir kişi hakaret etti, ne olacak? Yani gerçekten burada kişi, yani imanı burada belli olur. Felyekul inni saim sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi birisine sataşmış, adam diyor ki bak git burada ben oruçluyum. Ne demek diyorlar diyor, ben de oruçluyum diyor. Adam gümbür gümbür girmiş kendisine. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği o sözlere uymuş olsaydı o kişi kesinlikle bu tür şeylere kulak asmazdı. İşte burada Allah Resulü diyor ki işte فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ. Ebu Hureyre biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan en çok hadis rivayet eden sahabedir. Abi ismi Abdurrahman bin Eş bin Kuhafe değil mi? Abdurrahman bin Kuhafe. Abu Hureyre. As-siyamu cunne. Biliyorsunuz diyor ki as-savaşu cunne. As-savmu cunne. Oruç bir kalkandır diyor. As-savmu cunne fela yerfuth ve la yechel. Ve in mri'in katelehu fel yekul inni saim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç diyor bir kalkandır diyor. Şayet bir kişi ona sataşırsa, bir kişi ona hakaret ederse, bir kişi ona kötü bir muamele karşı yani ona sataşırsa, ona bir mukabele cehaletinden dolayı karşılık vermesin ve desin ki ben oruçluyum diyor deyin sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen işte ister istemez kişi öfkeleniyor, kişi kendini kaybediyor, kişi yani Allah'ın emretmemiş olduğu şekilde yani hareket ediyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu hataya düşen olan bir kişi kesinlikle hani bu günahtır. Çünkü bir günah bir kişi işlediği zaman mutlaka bir iyilik yaparsa Allah'ın buyurduğu gibi innel hasenati yuzhibne seyyiat, muhakkak ki iyilikler kötülükleri def eder. Mesela bir kişi gidip ne yaptı? Kötülükler yaptı. Veyahut da Allah'ın hoşlanmadığı olan bir şeyi fiile gerçekleştirdi. Hemen o kişi nedir? Ya istiğfar çeksin, veyahut da kalksın, abdest alsın, veyahut da iki rekat namaz kılsın. Yani iyilik yapsın. İyilik yaptığı zaman innallaha yani yubeddilu seyyiati hasenat. Allah tebareke ve teala dediği gibi onun yapmış olduğu günahları iyiliğe çeviriyor diyor Allah tebareke ve teala. İşte kişinin takvası burada. Burada belli olur. Abi bir aksi bir şey mi söyledim? Varsa bir hatta düzelt. Buyur. Günah ne kadar hocam? O ayrı. Mesela günah, bir günah işlediğin zaman karşısına iyilik yapacaksın, hasene yapacaksın ki onu silsin. İşte böyle dedik. İbadille başka. Tövbe eder, iman eder, tövbe eder, iman eder. Salih amel işlerse. İşte hakkıyla tövbe ederse. Şirkten yani günah, büyük günahlar şirkten sonra o öyle olur. Öyle mi? Tabii. Şirke düştüğü zaman tövbe ederse. Yübeddir Allah'u seyyiati hasenat. Yani tövbe edecek. Hasenat yüzhübne seyyiat senin dediğin. Yani tövbe edecek ve salih amel işleyecek. Bir işi bir günaha düştüğü zaman hemen arkasından bir iyilik yapsın ki yumhiha. Teşekkür ederim. Yani şeyi düzeltsin. Kötülüğü düzeltsin. Bir kötülük yaptığın zaman hemen tövbe edip arkasından bir iyilik yapacağız ki ne olsun? Yübeddir Allah'u. Onu silsin. Seyyiati hasenat. Tamam. Silsin diye. Cezakallahu khayr. Ne kadar? Bir kilo mu? Bir buçuk mu? As-siyamu a'zamu medresetin fi tezkiyetin nüfus. Yani nefisleri tezkiye etmek, nefisleri terbiye etmek, nefisleri Allah'ın emretmiş olduğu şekilde vurgulamak, yani onu yola getirmek, Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşamaktır. Ve bu neyden geçer? İşte ibadet
oruç ibadet eseri olduğundan dolayı işte oruçtan geçer. Yani burada şunu demek istiyor. Oruç aç ve susuz kalmak değildir. Madem ki burada Allah'ın emretmiş olduğu şekilde oruç tutuyorsun, oruç tutmakla beraber gıybet yapmayacaksın, gözlerini haramdan sakındıracaksın, yani yalan söylemeyeceksin. Yani kema emareke rabbuka ve ahbareke nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinden ayrılmayacaksın. Böyle yaptığın zaman umudur ki Rabbim tebareke ve teala yapmış olduğum bu ibadeti kabul eder. Ve burada alimler diyorlar ki, bütün ibadetlerde gösteriş olur, illa oruç diyor. Namazda gösteriş olur, zekatta gösteriş olur, şehadette bile gösteriş olur. Bütün ibadetlerde olur ama illa oruç. Neden? Çünkü Allah tebareke ve teala kutsi hadiste diyor ki, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به diyor. دعا شهوته وطعامه من أجل diyor. Bütün Adem oğlunun yani yapmış olduğu ibadetler onundur. Ancak oruç müstesna. Elbette şimdi biri der ki hocam şimdi diğer ibadetler Allah için değil mi? Elbette Allah için. Ama burada neden istisna olarak orucu göstermiştir? Oruçta gösteriş olmaz. Oruçta neden gösteriş olmaz? Çünkü evde geçersin, yersin, içersin. Kimse seni görmez Allah'tan başka. Ama diğer ibadetler de öyle değil. O açıdan alimler diyorlar ki ne kadar nafile ibadetler oruç varsa bunu yapın. Ve özellikle yaptığınız zaman bunu söylemeyin. Her zaman işte ben oruçluyum, ben perşembe, pazartesi. Hayır. Bunlar gizlilik ifade eder. Çünkü nafiledir. Allah tebareke ve teala seni burada mükellef kılmıyor. Neden söylüyorsun? Adam diyor ki ben perşembe ve pazartesi her perşembe tutuyorum diyor. Deme kardeşim neden diyorsun? Çünkü bu nafiledir. Yani Allah korusun bir halal girerse veyahut da riyakarlık girerse gitti oruç. Yani burada nafile orucun gizliliği ifade eden şeydir diyor. Allah katında en yani makbul ibadettir. Naam. Ve gırs-ı takva fil kulub ve tehalli bi mukaremil ahlak. Aynı zamanda takva diyor kalplerle bil gırs yani nakış gibi diyor işler diyor. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde oruç tutan olan bir kişi. Ve tehalli bi mukaremil ahlak. Aynı zamanda oruç tutan olan bir kişi ahlakını güzelleştirmesi gerekiyor. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uyacak olursa ki uyumamız lazım. Ne diyor? Umir inni umirtu li utemmime makarimel ahlak. Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şimdi bir kişi ahlakını güzelleştirmek için istiyorsan mutlaka Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediklerine kulak versin. Hani yani Allah Resulü'nün sözü geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem İnni uhibbu Rasulullah velakin la yuti'u kema amarahu Allahu tebareke ve teala. Sorduğun zaman Allah Resulü seviyor musun? Efedake abi ve ummi ya Rasulullah diyor. Ama diğer tarafta ne Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediğini yapıyor, ne sünnete uymuyor, uyuyor. Yani burada ta'atehu fîmâ emar ve tasdîkehu fîmâ akhbar ve ictinâbe mâ nehâ anhu ve zecer ve ellâ yu'bedillâh illâ bimâ şerâ'. Nerededir? Allah'ın yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmiş olduğu şekilde itaat edeceğiz. Haber vermiş olduğu şekilde tasdik edeceğiz. Ve nehyetmiş olduğu şekilde sakındıracağız. Ve ancak Allah'ın emretmiş olduğu şekilde kulluk edeceğiz. Bid'atlarla değil, hurafetle de değil. Kemâ emarana Rabbuna ve ahbarana Nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Abdullah ibn Mübarek diyor ya, el-isnâdu amdî mined-dîn, leûle'l-isnâdi lekâle men şâ'e mâ şâ'. Benim yanımda diyor, isnat ilmi dine dayalı olan bir dindir. Bu isnat ilmi olmasaydı, dileyen dilediğini söyleyecek. Ondan sonra ne olur? Musa'nın, İsa'nın ve diğer enbiyaların, aleyhümussalâtu vesselâm ecme'inin şeriatları bozulduğu gibi, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı da bozulacak. Niçin? Lekâle men şâ'e mâ şâ'. Birisi işte, لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك diyor. Sen olmasaydım ya Muhammed kainatı yaratmayacaktım sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da uydurmadır. Diğeri diyor ki cırcırı satılmıyor. لو عرفتم قيمة الجرجير لما زرعتموه تحت السرير diyor. Cırcırın rokanın kıymetini bilmiş olsaydınız somyanın altını ekerdiniz. Ama ne yazık ki bunun da uydurma olduğunu bildiği halde belki hesabına gelmiyor. Cırcırını satıyor. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men kezebe aleyye muteammiden felyetbevve mek'adehu minen nar. Her kim benim söylemediğim olan bir söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Hata varsa düzelt abim. Estağfurullah. Varsa yani olabilir. Kullu ibn adam hatta. Naam. Hatta ve tevabun. Ahsant. Barikallahu bik. Böyle duman. Yallah idare eder.
Yanından geçer. Romantik oldu. Dudanılmayan yerde. Evet, diyor ki, bakınız. وَالتَّزْكِيَةُ النُّفُوسُ وَغَرْسِ التَّقْوَى فِي الْقَلْبِ وَالتَّحَلِّي بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ ضَبْتِ النَّفْسِ. İşte bu, ahlakları güzelleştirmek için, nefsi frenlemek için diyor, ne yapmak lazım? Burada Allah'ın emretmiş olduğu şekilde orucumuzu tutmamız lazım. Mesela kalkıp orucumuzu tutup da gıybet yapacaksak ne istifade ettik? Yalan söyleyeceksek ne istifade ettik? Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice insanlar var ki diyor, orucundan, açlıktan ve susuzluktan başka bir şey alamaz diyor. Nice insanlar var yani diyor, gıybet, yalan, şu bu. Ya yani tutmasın demiyorum ama ya tuttuğu oruç Allah tebareke ve teala bunu kabul etmezse o kişinin hali ne olur? Demek ki bir kişi madem ki bunları yapıyorsa, tutuyorsa ki ibadet eseri bunlar ibadettir. Elinden geldiği kadar kema emarehu rabbuhu ve ahbarehu nebiyyuhu sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmaması gerekiyor. Naam. Şöyle. Vessabır nefs. Vessabır vel afu ve tesamuh. Eyva. Aynı zamanda oruçlu olan bir kişi, hani sana bir kişi sataştığı zaman affedeceksin. Allah rızası için müsamahkar olacaksın. Adam sana sataştı veyahut da hakkını yedi ve o hakkını almaya muktedirsin. Ama sırf Allah'ın emretmiş olduğu şekilde onu affediyorsun. Hani Allah tebareke ve teala وَالْعَافُونَ عَلِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah mühsin olanları severdir ve insanları affedenlerdir. Senin gücün var, kudretin var onu almaya ama almıyorsun. Sırf ya Rabbi ben senin hatırın için, senin rızan için ben bu kulumu affediyorum dediğin zaman vallahi Allah tebareke ve teala la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la khatara ala bali beşer. Ne gözünün gördüğü, ne kulağın işittiği, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler vardır ve Rabbim tebareke ve teala diyecek ki onlara edhuluha bisselam edhuluha bisselam zâlike yevmul hulûd. Ey kullarım, selametle giriniz. Siz burada ebedi bir şekilde kalacaksınız. İşte cennete olmak için, cennete girmek için mutlaka Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çizgisinde olmak gerekiyor. Aksi halde Allah korusun ya Rabbi, orada yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Ne evlatlar ne mallar hiçbir şeyi fayda vermediği olan bir zamanda orada keşke böyle, keşke şöyle etseydim, keşkenin hiçbir faydası olmayacak. Naam. Telefonumuz bana şey oldu. Peynir oldu, peynir oldu, her şey oldu. Slek kemiği. ورفيع الخصال فإن السبوب برهان على ضبط النفس بقوله لمن شتمه إني صائم. Sana değil mi şey? Hazır. Sana değil. Terem işte. Bir kişi çarşıda iken sana sataştığı zaman hemen ona karşılık vermeyecek. Niçin? Çünkü Allah diyor ya وإذا خاطبكم وإذا خاطبكم فإذا وإذا خاطب الجاهلون فقالوا سلام وإذا خاطبكم الجاهلون فقالوا سلام فقالوا سلاما. Cahiller sizlerle münazara veyahut da size sataştıkları zaman onlara selam deyin geçiriz. Çünkü anlamıyor. Ya o açıdan yani burada فإن شتمه فليقل إني صائم. Şayet sataşsa, küffetse, hakaret etse ben oruçluyum diye geçsin. Acaba kaç kişi bunu şey edebilir? Yani bir kişi bize sataştığı zaman o ahlaka sahip miyiz? Böyle bir kişi kara kara düşünmesi lazım. Gerçekten burada iman burada belli olur. Takva burada belli olur. O açıdan bu tür şeyleri uygulamak zordur. İşte ilim ehlidir. Hakkıyla Allah'a tevekkül ederler. Hakkıyla kema emarhum rabbuhum ve ahbarahum nebiyyuhum sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde olanlar ancak minel faizin ellezine la khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Ne korku ne de üzüntü onlara vardır cennette. Ve cennet öyle bir cennet ki hani şair diyor ya i'mel li daril beka ridvanu khazinuha el caru ahmed ve rahmanu baniha kusuruha zehebun vel misku tînetuha ve zafaranu haşişun nabitun fiha.
Ey beni Adem, ey insanoğlu diyor. Cennet yurdu, öyle bir cennet yurdu ki diyor. Ona amel et diyor. Senin komşun Ahmet Muhammed Mustafa'dır diyor. El-Caru Ahmed ve Rahmanu Baniha. Onu inşa eden, var eden, yoktan var eden Rahman'dır. Yani Allah'tır Tebareke ve Teala. Onun köşkleri diyor altındandır, yakuttandır, lü'lü'tendir, mercandandır. Bugünkü işte kerpiçten, tuğladan, sıvadan değil. Lü'lü'tendir, altındandır. Ve sıvası vel misku tînetuha diyor. Misktendir. Misk günümüzün miski değil. Allah katındadır. Kema yuliku fi celalihi rabbine tebareke ve teala, bir misk orada bize musakhar kalacak. Vel misku tînetuha ve zi'feranu haşişun nabitu fiha, onun karosu, serami, halısı zi'ferandır diyor şair diyor. Bu da tabi şair nereden aldın? Almış elbette Kitabullah'tan ve sünnet-i Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam'dan bunları almış. Demek ki Allah'ı hakkıyla birleyen olan bir kişi, Allah'ı hakkıyla ben Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın göstermiş olduğu şekilde kulluk ediyorum ve bu şekilde Allah'a yani giden olan bir kişi, ölen olan bir kişi bu tür şeylerle orada mükafatlandıracak Allah. Ve şunu bil ki dünyada yapmış olduğu ibadetler mutlaka Rabbim Tebareke ve Teala orada karşılıksız bırakmayacaktır Allah Tebareke ve Teala. Burada kişi açlığını, susuzluğunu sırf Allah rızası için yani şey diyor. Adamın göbeği çıkmış, şöyle çıkmış. Niye oruç tutmuyorsun? Hocam diyor, yapamıyorum. Vallahi ona deseler bir güne 1 milyar vereceğim, 30 güne 30 milyar vereceğim derse tutar mı tutmaz mı abi? Bilmiyor. 30 milyar? Bilmiyor. Ana! Vallahi hanımı, çocukları, limkamat hepsi tutar, tutturur hepsi. Çünkü ortada menfaat var, nefis var, para var, şu var, bu var. Ama gaybi olarak Allah Tebareke ve Teala oruçların Bab-ı Rayyan'dan gireceğini söylüyor. La yedhulul cennete illa sa'imune min Bab-ı Rayyan. Ve fi rivaya diyor, idâ dehalu uğlak diyor. Rayyan kapısından ancak ve ancak oruçlu olanlar girer. Kızım, kızım, 5 dakika bekleyin. 5 dakika. Oynayın ama sessiz. Ben konsantre olamıyorum. 10 dakika. İşte konsantre güzel değil mi? Güzel. Türkçe. Güzel, evet. Kaldır topu. Konsantre ne demek yani? Adapte. Adapte. Onu o adapte ne? Adapte yani o işe bağlanmak. Yoğunlaşmak. Yoğunlaşmak. Evet. Ne diyorduk biz? 2. kelimede bulduk. Ne diyorduk biz? Bab-ı Rayyan kapısından bahsediyorduk. Bab-ı Rayyan. La yedhulü'l-sa illa min Bab-ı Rayyan. Peki bu Bab-ı Rayyan'ın özelliği nedir? Özelliği Allah katındadır. Madem ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bab-ı Rayyan demişse mutlaka bir hikmeti vardır. Ve Allah tebareke ve teala öyle nimetler verecek ki orada ancak o kişi orada görünce şey olur. Orada görür ve orada sevinecektir. Daha iyi olur. Elenkirleyken sana zahmet. Naam. La ilahe illallah. Efendim sorumuz olacak ders bitmeden önce inşallah. Tamam abi. O zaman şu şey alayım biz. فالصيام يربي في المسلم ملكوت الصبر قال النبي عليه الصلاة والسلام ليش الشديد بسرعة إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب diyor. Güçlü olan kişi şunu bunu güreşte, kavgada kırmak, vurmak, sataşmak değil. Ya hiddetli anında sinirlerine hakim olmaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kırarım, ben vurarım, ben tepelerim, ben şunu yaparım, ederim diyen olan bir kişi nedir? Hadise terstir. O açıdan burada inni bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, ben ahlakı tamamlamak için gönderildim Allah Tebareke ve Teala diyor ve burada ahlakın birisi bu da sabır. Çünkü inne yuffis sabirin ecrehum bighayri hisab Allah diyor. Sabır yani sabredenleri Allah mükafatsız yani azapsız bir şekilde onları nedir? Onları cennete girdirecek. O da ancak kimlerdir? Hakkıyla muttaki olan insanlardır. Hakkıyla yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik edenler. Uluhiyetini olduğu gibi, rububiyeti olduğu gibi isim ve sıfatları bila ta'til ve la teşbih ve la temsil ve la tekif. Tekif etmeden işte Allah'ın eli şudur. Mesela Eş'ari ve Maturidi ne diyorlar? Hani Allah Resulü birçok hadiste vellezî nefsi biyedih diyor. Şimdi aşklar bizi izliyor galiba. Vellezî nefsi biyedih diyor. Nefsin elinde olan Allah'a yemin ederim ki yedi ne? Arapça bilenler bilir. Yed eldir. Ama onlar yok efendim. Kudreti. Hayır. Allah Resulü burada kudreti diyemez mi? Derdi. Neden demedim? Bu eldir. Hakiki bir erdir. Ama bu yani Allah'ın eli haşa bizim elimize mi benziyor? Her ne kadar burada benzerlik olsa bile Allah'ın eli bizim elimize
benzemez. Cümle gereği, telaffuz gereği olabilir benzerlik ama hiçbir zaman Allah'ın eli, Allah'ın görme sıfatı, işitme sıfatı, basir sıfatı, Allah'ın herhangi bir sıfatı her ne kadar yaratılmış olan mahluklarla benzerlik olsa bile kesinlikle ve kesinlikle bir değil. Aha, biz gözlüğü takmadan buradan buraya göremeyiz ama Allah zifiri karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşın üzerinde sesini ve yürümesini gören Allah bizi görmez mi, işitmez mi? Cemaat da dağıldı gitti. Ama izleyenler daha sonra inşallah burada izlerler. Duralım abi. Zaten izleyen de bir kişi var. O da şimdi... Ya Rab, ma min ilahun sivâke fey'ubed ve ma min ilahun sivâke fey'uhmed. وما من إله سواك فيقصد من لنا إله غيرك يا الله ومن لنا غيرك إله يا رحمن ومن لنا غير إله يا جبار ومن لنا غيرك إله من لنا غيرك يا رحمن أنت الغفور وأنت الرحيم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sorumuz olacak hocam. Ver abi. Az önce nafile oruçlarda kimse işte ben pazartesiyi tutuyorum, perşembeyi tutuyorum demesin. Dediniz de. Şimdi günümüzde bu sünnet genellikle terk edilmiş. Yani toplum arasında çok az kişinin bildiği ve takip ettiği bir şeydir. Şimdi teşvik babından bunları söylesek de bir sakınca var mı? Teşvik amaçlı. İnnemel amelü binniye hesabıyla yani. Teşvik amaçlı söylerse bir mahsur. Ama ben işte cumartesi pazar tutuyorum demesin. Yani ben işte ben her pazartesi her ama şunu böyle tutarsa Allah Resulü'nün yapmış olduğu fiile tam isabet etmiş olur demesinden bir sakıncası yoktur. Ama ben her pazartesi her perşembe tutuyorum demesi alimler diyorlar ki bunları söylemek yani her ne kadar caiz değil de yani bu Allah korusun bu tür şeylerde bir riyakarlık girerse ki nefis var. Allah Resulü ne diyor? Allahümme Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsini başıboş bırakma. İşte bir halal riyakarlık giderse Allah muhafaza bütün bunlar gider. O açıdan hatırlatma açısından işte bu kişilere işte perşembe ve pazartesi işte Şevval'ın işte 6 günü her ayın 14, 15, 16 günleri işte Muharrem gecesi, Arafa ve bu tür şeyleri söylemek, hatırlatmak hatta kişinin borcudur ve bunları söylemesi gerekiyor. Aksi şekilde bunu düşünemeyiz. Var tamam, mı getireceğim gel. Naca var mı? Yok henüz. Gel. Subhaneke Allahu bihamdik. Getirdin mi? Eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Evet tamam. Bismillah.